Herkese merhaba, Deniz Havası kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel mis gibi Ramazan pideleri hazırlayacağız. Bunun için hemen malzemelerimizi sayalım ama öncelikle belirteyim, ben burada size verdiğim ölçülerin tam iki katını kullanacağım. Size verdiğim ölçüler iki tane pide için, ben dört tane hazırlayacağım. 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı maya, 6 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı şeker. Bunları güzel yoğurup bir hamur elde edeceğiz. Ama önce mayamızı aktif edelim. Şöyle mayayı ölçü kabımın içine, ılık suyumun içine alıyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Normal aslında ekmek hamuruna benziyor mayalanma şekli. Fakat biraz daha mayası az ve ekmek hamurundan biraz daha sıvı, cıvık bir hamur oluyor bu. Şimdi şu öncelikle şu mayamı bir çözdüreyim ben. Mayamızı eridi. Şimdi bunu aktif hale gelmesi için içine çok az da şeker ilave edeceğim. Ve yine gördüğünüz gibi tahta kaşıkla hazırlıyorum mayamı. Bu da çok önemli. Şekeri de biraz karıştıracağım. Daha sonra biraz aktif hale gelmesi için 1-2 dakika kadar kenara alacağım, bekleteceğim. Şunu bir kenara alıyorum. Burada da gördüğünüz gibi unum eledim. Şöyle 2 tatlı kaşığı kadar da tuz hazırladım. Normalde 1 tatlı kaşığı ama dediğim gibi ben 2 kat kullanacağım için malzemelerimi. Şöyle biraz karıştırıyorum. Böyle ele yapışan, sıvı, çok katı olmayan bir hamur olması lazım. Ortasına da çukur açıyorum. Mayam da aktif olsun biraz. Şimdi şöyle başlıyorum hamurumuzu yoğurmaya. Daha sonra 1 saat kadar mayalandıracağım. Hamurumuzu yoğurma işlemimiz bitti. Bakın şöyle hafif ele yapışan bir hamur oluyor yoğurdukça. Ama ellediğiniz zaman kıvamını anlıyorsunuz artık. Hani diyorsunuz ki evet bu oldu, elime yapışıyor ama yani bu ölçüyle tam oluyor. Ben size öyle söyleyeyim. Gayet güzel bir pide hamuru oluyor. Ben hamurumu yoğurma işlemini bitirdim. Bakın iyice hamurum kıvamını aldı. Şimdi ağzını kapatacağım. Dinlenmesi için bir kenara bırakacağım. Ve daha sonra üstüne süreceğimiz malzemeyi hazırlayacağım. Bir de hamurumuzu en az 10 dakika veya 15 dakika kadar yoğurmamız gerekiyor. Güzel kıvamlı bir hamur olması için. Elimize yapışıyor diye sakın un veya su ilave etmeyin. Dediğim gibi yoğurdukça kendini toplayan, şekillenen bir hamur oluyor. Şimdi dinlenmek için ağzını kapatıyorum ve bir kenara alıyorum. Şimdi ise üstüne süreceğimiz sosunu, bulamacını hazırlayalım. Şimdi normalde pastanelerde Ramazan'da bu sosla hazırlıyorlarmış pideleri. Ama normal zamanlarda bu sosu kullanmıyorlarmış daha az ürettikleri için. Bunun içinde 2 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı kaynar su, yarım çay bardağı kadar da oda sıcaklığında suya ihtiyacımız var. Oda sıcaklığındaki suyla unumuzu karıştırıyoruz önce. Şöyle bir çırpıyoruz pürüzsüz bir kıvam alana kadar. Bu Ramazan'da fırınlarda buram buram aldığımız pidenin güzel kokusunu bu bulamaç veriyormuş. Ama Ramazan bitince bununla uğraşmak istemediklerinden fırıncılar bu sosu hazırlamıyorlarmış. Ama isterseniz siz yumurta sarısı da sürebilirsiniz. O da güzel oluyor. Ben
Bu bulamaçla hazırlayacağım şey pidelerimi. Bulamaç veya şifa ikisini de kullanıyormuş fırıncılar. Bakın şöyle pürüzsüz bir hale aldırdıktan sonra bir çay bardağı da kaynar su ilave ediyorum. Ve hiç pütür kalmayana kadar yine aynı şekilde hızlı bir şekilde çırpıyorum. Daha sonra bunu da bir kenara alıp soğumaya bırakacağım. Evet, sosumuzu pürüzsüz bir kıvam aldı. Pidelerimize o güzel şahane kokusunu verecek olan ve parlak görünümü sağlayacak olan sos da bu. Bunu da soğuması için bir kenara alacağım. Pidelerim de mayalanmaya dursun. Artık en son tırnaklayıp şeklini verdiğimiz haline geçeceğiz. Şimdi bakalım hamurumuz kabarmış mı? Çok güzel olmuş gördüğünüz gibi. Şimdi yanıma çok az bir su alacağım. Hamuru toparlayacağım. Şöyle bir parça suyla elimi ıslatıp hamurumu toparlıyorum. Hamurumuzu sofraya aldım. Size verdiğim ölçülerle olan kısmı bu iki tane çıkacak. Gördüğünüz gibi gayet yapışkan bir hamur. O yüzden sürekli elimi ıslatarak kullanmak zorunda kalıyorum. Şimdi bunu ikiye böleceğiz ve tepsi mayası vereceğiz. İkiye böyle şöyle tekrar ikiye kesiyorum hamurumu. Bıçağımı da ıslatarak. Önce bir kısmını alıyorum. Şöyle yuvarlak bir şekil veriyorum. Şimdi bunu tepsiye alacağım. Şöyle bir fırın tepsisini içine yağlı kağıdı serdim. İçine de biraz mısır unu serptim. Varsa eviniz aslında kepek daha doğrusu olur. Kepek de genelde pişiriyorlar altını. Ama ben mısır unu ile pişireceğim. Kepek olmadığı için. Hamurumu alıp üstüne bulamacını süreceğim. Şu şekilde. Hamurumuzu yerleştiriyoruz. Bakın şu şekilde bir bulamaç hazırlamıştık. Bununla da tepsime yaymaya başlayacağım. Hafif fırça yardımıyla da sürebilirsiniz. Elinizle de sürebilirsiniz. Pidemizi tepsimizde açıyoruz. 200 derece fırında da aşağı yukarı 15 ile 18 dakika arasında pişiyor. Bu şekilde incelterek ortasından biraz da tepsi mayası vereceğiz çünkü. Şimdi güzelce yaydığımız tepsimize yine bulamacımızı da elimizi ıslatarak kenarlarından şöyle tırnak şekli veriyoruz. İyice bastırabilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi bu bulamacı yapmayıp yumurta da sürebilirsiniz. Aynı şekle geliyor. Bu şekilde bütün hamurlarımızı hazırlayacağım. Ve dediğim gibi önceden ısıttığım fırında bir 200 derecelik fırında 15 ile 18 derece arasında pişecek. Üstüne susamını da serpelim. Şöyle biraz susam. Biraz da çörek otu serpeceğim. İstiyorsanız serpmeye de bilirsiniz. Tamamen isteğinize bağlı. Biraz da çörek otu serpelim.
Artık pidemiz fırına girmeye hazır. Pidelerim pişti. Bakın. Çok güzel oldular. Kokusu da çok güzel oluyor. Artık dilimleyebilirim. Pidelerimi dilimledim. Dilimlemek için de iyice soğumasını bekledim. Bakın gerçekten çok güzel oldu. Şöyle içinde göstereyim size. Dokusu, kokusu gerçekten o kadar güzel ki umarım siz de denersiniz ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize afiyet olsun diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.